Herkese merhabalar. Bu ayın sazı ud. Beyoğlu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan bugünkü sunumumuzda kıymetli konuklarımız var. Ud'un tarihsel süreçte hangi aşamalardan geçtiği, kimlerin elinde hangi repertuarlara tanıklık ettiğini kıymetli konuklarla öğreneceğiz. Mete Aslan ve değerli hocam Osman Nuri Özpekel. Şimdilik mikrofonu kıymetli meslektaşımız Udi Mete Aslan'a bırakmak isterim. Estağfurullah, sağ olun. Çocukluk arkadaşım diyebilirim. Kıymetli Bilen Işıktaş'ın bu hoş geldiniz sunumundan sonra mikrofonu almak kolay olmasa da başka bir üstadın yanında konuşmak daha da zor oluyor benim için. İki kuşak diyebilir miyiz buna aslında? Hocamı da burada aramızda misafir etmek benim için çok büyük bir mutluluk. Ve senin de söylediğin gibi Beyoğlu Belediyesi'nin bu tarz nitelikli bir projeye imza atmış olması da ayrı bir önem taşıyor. Hocamı da burada uzun zaman sonra görmekten çok memnun olduk. Biz iki akran olarak aslında bir ustayı ağırlıyor gibi olduk burada belki de. Benim için ayrı bir heyecanı var. Hocam belki değinir. Konservatuara girdiğimde hayallerini kurduğum eserler vardı açıkçası. Şerif Muhittin Targan gibi. Evet. Ve birinci dönemde o eserleri hocamla geçmenin de benim için ayrı bir önemi var. Ve hemen hemen yılı söylemeyelim, birkaç sene olmuş diyelim. Hocam hala konservatuardaki karizmasını da koruyor, bunu da belirtmek isterim. Ben bugün bunu tekrardan şahit oldum. Hoş geldiniz hocam. Hoş. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. İyi gördüm. Sağ olun hocam. İkinizde. Sizler de öyle. Sağ olun. Biz bugün biraz aslında tarihi süreçten başlayarak anlatmak çok daha iyi olacak. İzleyenler, ilgililer, meraklılar, talipler için öyle söyleyelim. Bunu sizden dinlemek isteriz. Yani yaşamı, Ud'un yaşamı nereden, nasıl, ne vesilelerle biraz bahseder misiniz hocam? Memnuniyetle. Öncelikle ben de bu kültür ve sanat programında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı arz ederim. Gerçekten ülkemizde bu tarz programların çoğalmasına, yayılmasına, gençliğin bu tarz programlarla yetişmesine çok büyük ihtiyaç var. Biraz önce söylediğiniz lütufkar sözlerinize gelince, sizler gerçekten benim medarı iftarım olan konservatuvardaki öğrencilerimdensiniz. Çok şükür bugünleri gördük. Hele akademik manada UD üzerinde bu çalışmaların yapılması çok büyük mutluluk verici bir hoca için diyeyim. Efendim UD'un tarihi seyri içerisinde tabii bugün biyografik bilgilere çok rahat ulaşabiliyoruz. Bunu isteyen herkes internet ortamından bulabiliyor. Ama ben başka bir şeye değineceğim bugün. UD'un tarihsel gelişimini 3 ana grupta toplamak istiyorum. Belki bugüne kadar bu tasnif yapıldı ama ben dinleyicilerimizin de sanatseverlerin de anlayabilmesi adına şöyle toparlamak istiyorum. Ta Hazreti Adem'den başlamak üzere, yani malum Adem'in çocuklarından bir tanesinin oğlu olmamış. Bu efsaneye dayalı bir şey tabii. Daha sonra çocuğu olduğu zaman ölünce 3-4 yaşlarında onu gömmeye de kıyamamış, bir ağaca asmış. İşte efsaneye göre efendim orada etleri çürümüş, kemikleri kalmış. Sonra at kıllarından ona bir takım teller yaparak rüzgarın çıkarttığı seslerle ona dokunarak göğe oğlunu ebedi kılmaya çalışmış. Bu tabii UD'un değil de aslında bütün aşağı yukarı enstrümanların efsanesi gibi oluyor. Ama milattan önce 1300'lü yıllarda eski Mısır'da ve sonra işte Sümerler'de yine bu sazın biz figürlerini görebiliyoruz, resimlerini görebiliyoruz. Ama bu da UD değil. UD'a benzer bazı çalgılar. Bu dönem
İşte o zaman Ziryap isimli Endülüs müzikolog, araştırmacısı, bilim adamı ve ondan sonra 8. 9. yüzyıllarda El-Kindi, meşhur Arap filozofu. O El-Kindi'nin ud üzerinde ya mesela Ziryap ilk defa kartal teleğiyle sazı çalan bir kişi. Ziryap da söylendiğine göre biz hep Farabi'nin 5. teli ilave ettiğinizi biliriz. El-Kindi'nin de mesela uda 5. tel taktığı söylenir şeyden daha önce değil mi? Farabi'den daha önce Kindi'nin taktığı söyleniyor. Şimdi bu durumda Kindi 4 ana unsurda toplamış udun tellerini, yani ana sıra erbaa dediğimiz ateş, su, hava, toprak ile bağlantılamış udun tellerini. Şimdi bu dönem Farabi'ye kadar geliyor biliyorsunuz. Farabi 10. yüzyılda, 9. yüzyıl sonrası 10. yüzyılda udun son bugüne gelen şeklini verdiği düşünülen ve bilinen ve udu da çaldığı zaman, kanunu da çaldığı zaman insanları hem ağlatan, hem güldüren, hem uyutan, hem uyandıran bir üstün icra yeteneğine sahip. Keşke o zamanlar bir kayıt cihazı olsaydı da Farabi'nin icrasını dinleyebilseydik. Birinci dönemi ben Farabi'de bitiriyorum böylece. Yani efsaneler dönemi. Elimizde çok fazla kaynaklar olmayan bir dönem. Ama şunu vurgulamak lazım. Çinlilerin pipa dedikleri, bizim Türklerin kopuz dediğimiz sazımız Horasan Türkleri vasıtasıyla bir dönem Araplarla tanışıyor. Araplar tanışıyor daha doğrusu kopuz ile. Ki udun esas ağababası bu durumda kopuz olmuş oluyor. Farabi'de bitirdiğimiz zaman bu dönemi, Farabi'den sonra karanlık bir dönem başlıyor. Yani 11-12, yani Selçuklular ve Osmanlı'dan sonra efendim 19. yüzyıla kadar maalesef karanlık bir dönem var. O dönemde Nef'inin bazı şiirlerindeki Şerif Muhittin Targan o şiirleri söylemiştir. Şiirlerinde görüyoruz 17. yüzyılda, 17. yüzyılda yine Evliya Çelebi'nin İstanbul'da, sadece İstanbul'da 3000 tane ut oldu, yani avvat, ut çalanlar olduğunu söylüyor. Biraz abartılıdır Evliya Çelebi, malum haliniz. Ama yine de o dönemde ut çalan bir virtüözden bahsedilmiyor. Yani udun Osmanlı sınırları içinde bugünkü haliyle bir üstün çalıcısından, icracısından bahsedilmiyor. Ne zamana kadar? 19. yüzyılın sonlarına kadar. İşte o döneme geldiğimizde ilk isimlerini duyduğumuz kişiler Şakir Paşa, Udi Yaver Bey. Evet. Ondan sonra Udi Basri Bey, efendim Şerif Muhittin, Ali Rıfat Çağatay ve onun öğrencisi Şerif Muhittin Targan. Hemen belki orada Şekerci Cemil Bey'i de. Şekerci Cemil Bey, tebrik ederim. O, Udi Nevres Bey, ondan sonra Sedat Öztoprak, Yorgo Bacanos. Bunlar Nevres Bey ile birlikte ilk ut kayıtlarını dinleyebildiğimiz, o şansa, evet, sahip olduğumuz kişiler. Ve böylece 3 dönem günümüze kadar, 19. yüzyıldan çok şükür bu yüzyıla, bu günümüze kadar gelebildi. Belki küçük bir böyle anekdot ekleyebilir miyim? Tabii ki. Müsaadenizle. Tabii canım. Hocamın dediği gibi bu ilk dönem aslında Arap yazmalarında da 6. 7. yüzyıldan itibaren kayıtlarını görüyoruz ud kelimesinin. Ve burada İbn Yusuf, El-Nüveyri gibi, sonra İbn Seleme gibi daha birçok isim, özellikle de İran'dan gelen Kitabül Agani'de ve İbrahim el-Mevsili gibi, bunlar çağları birbirine bağlayan aslında icracılar. Udun şöyle bir icra anlamında bir bütünlüğü var ama bizler bunu çok uzun yüzyıllar, işte Safiyüddin'de bunu görüyoruz, Abdülkadir Meragi'de görüyoruz ve Udi Kadim diyor Abdülkadir Meragi, yani dört telli. Ya da Udu Kamil diyor, beş telli olan. Dolayısıyla bu isimlendirmeler devam ederken işin teori boyutuyla da ele alınmış saz.
biz hocam icra boyutunu 20. yüzyıla getirdi. Dolayısıyla da UDU bu yüzyıllarda bir teorinin aktarıcısı olarak da aslında görüyoruz. İcra var ama icranın dışında bu teorilerin açıklama biçiminde insanların UDU'nun tel boyu üzerinden hesaplamalarını yapmaları açıkçası bu sazın bu coğrafyalar arasındaki ayrıcalığını da gösteriyor. Çünkü Kandi diyor ki bu filozofların sazıdır. Dolayısıyla da bir taraftan hem filozofların sazı, bir taraftan da 15. yüzyılda kendi coğrafyamızda bakınca Anadolu Edvar geleneklerinde yok mu diye bakıyoruz. Fethullah Şirvani'de var, işte Ahmetoğlu Şükrullah'da yine UDU üzerinden bir tanımlama yapılıyor. Ve sonraki dönemlerde de ta Evliya Çelebi'den işte hocamın getirdiği en son Yorgo Bajanov seyrine kadar burada da icra üzerine belki o dönemlemelerin içerisine icra, teori ve o bütünleştirici üç bölüm olarak hocamıza bir böyle bir destek tabii, teşekkür ederim. Istedim. Bir şeyi burada unutmamak lazım. O bahsettiğim Horasan Türkleri vasıtasıyla Arapların UDU ile tanışmalarından önce Araplarda malum bu tarz enstrümanlar yok. Onlarda belki rebap, def, dümbelek vesaire gibi çalgılar vardı. Ama UDU ile tanıştıktan sonra gerçekten Arap dünyasında işte Kindi'nin olduğu gibi büyük filozoflar yetişip kuramlarını ortaya koyuyor. Halen de öyle değil mi zaten? Arap dünyası müziğini dünyaya tanıtırken A sıralamada hep UDU karşımıza çıkmıyor mu zaten tabii, şu anda da? Evet. Bu da açıkçası şeyi gösteriyor. Yani burada hani şey coğrafya sazı olarak ele alırsak hocalarım, bu kesişim noktasında kültürel olarak bu yelpazede önemli bir aktarıcı oluyor Arap coğrafyası için. Yani geçmişle modern tarih açısından baktığımız zaman İlan Pape'nin Modern Orta Doğu tarih kitabı var. Şimdi orada UDU'nun üzerine bir bölüm açmış Orta Doğu tarihi kitabında. Dolayısıyla da kendi coğrafyasındaki UDU virtüözlerini ve UDU'nun eşlik ettiği üstadeleri ya da üstadları ele alıyor. Şimdi bu sahip çıkmayla da ilgili bir şey. Yani kültür bunu gerçekten benimsemiş, kanıksamış ve keşke 3000 kişiye işte sizleri dinletebilsek ya da 2000 kişiye Tunus'ta, Mısır'da sadece UDU'la 1000 kişiye bir konser verebilsek. Dolayısıyla da burada tarihsel boyutu var ama yaşama anlamında coğrafyalara baktığımız zaman böyle bir nasıl söyleyeyim milliyeti tabii ki bu sazların o anlamda söylemiyorum ama korunma babında açıkçası bizim biraz daha böyle bu programlar gibi üniversiteler gibi konservatuarlar gibi ürünler yani akademik faaliyetler gibi çünkü Amerika'nın İngiltere'nin en büyük sözlüğü groove music orada UDU yazdığınız zaman hemen orada Arabian Instrument diye bir şey çıkıyor. Evet öyledir. Ya da lut mu demek istediniz diye soruyordur belki de. Dolayısıyla da işin tarihsel boyutu aslında birçok ansiklopedi maddesi tabii ki burada söylenebilir. Ama icra boyutuyla da sanki tanışsak UDU anlatıyoruz ama icraya geçsek mi Mete Hocam? Tabii ya da... olabilir. Yani şunu söyleyeyim icraya geçmeden birkaç sene önce Katar'da Doha'daki bir festivale biz dört Türk UDİ'si olarak gitmiştik. Orada dinlediğimiz Arap UDİ'lerinin bütün Arap dünyasından UDİ'ler gelmişti. Arap dünyasının bütün UDİ'lerinin %80'i ve 90'ı UDU aynen gitar gibi çalıyorlardı. Yani Şerif Muhittin Bey evet UDU gitar gibi çalmıştır ama onun çaldığı UDU'dur. Orada genç çocuklar ama nasıl üstün tekniklerle çalıyorlar. Fakat dinlediğiniz UDU değil. Bu bakımdan bu konuya da dikkat çekmek isterim. Burada belki bir ayrım bir çizgi. Yani, evet. Ama burada, hocam zaten şöyle... Ama bir Şerif Muhittin'in tabii burada biraz bahsedelim. Tabii onun etkisi. Da ekolü Irak üzerinden yaymasıyla şimdi Cemil Beşir ve Münir Beşir'i tabii. Özellikle de Cemil evet. Beşir'i dinlediğiniz zaman o zannediyorsunuz. Evet. Şerif Muhittin'i hissedersiniz. Dolayısıyla da onlardan ortaya çıkan o ekol mensupları da şu anda açıkçası dünyadaki bir müzisyenlerin yani UDU dağarının önemli isimleri arasındalar. Orada da Cemil Bey'den etkilenmeleri
ya da Şerif Muhittin'den ya da Zekai Dede'yi bilmeleri aslında şaşırtıcı değil. Çünkü o coğrafyanın birlikteliğinden vurgulamak istediğim oydu aslında biraz evet. önce. O coğrafya, ya Osmanlı topraklarındaki o bütünleştirici unsurlar sesi de bir şekilde yaymış. Dolayısıyla da yanı başımızdaki Suriye ve Mısır'daki Cemil tutkusunu bestekarlarda da anlayabiliyoruz. Tabii. Hocam bu bahsettiğiniz Katar'daki organizasyon etkinlikte programdan önce konuştuğumuz bu ud mu elinizdeydi? Şöyle evet bu Şerif Muhittin Targa'nın çocukken çaldığı ud. Aslında o konuya da değinmek istiyordum ben. Ben orada Manol Usta'nın Yorgo Bojanos'un çaldığı ud bende. Onu çalmıştım Katar'da. Bu udu da sadece görmeleri için götürdüm. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu udu ve Şerif Muhittin Yorgo Bojanos'un udunu cam fanus içine koyup bir hafta sergilediler. Böyle de kıymet bilen insanlar inanamadılar. Yani bu udu okşuyorlar, öpüyorlar, kokluyorlar. Bilemeyeceğiniz tarzda bir saygı gösteriyorlar. Uhrevi bir bağ gibi değil mi? Efendim? Uhrevi bir bağ. Evet, evet. Bu ud oğut, bu Safiye Ayla'nın bana bir Şerif Muhittin Targan resitali yaptıktan sonra elleriyle getirip verdiği ve bana o zaman de uttur. Bana dedi ki o zaman Osman Nuri Bey dedi ben Şerif Bey'in bütün utlarını müzelere ve kütüphanelere bağışladım dedi. Ama bu udu çok severdi dedi. Bunu kimseye veremedim. Şimdi dedi bunu ehline emanet ediyorum dedi. Ve size hediye etmek istiyorum dedi. Hayatımda aldığım bundan daha kıymetli bir hediye olamaz. Ne güzel. İnşallah bir gün o da bir ehil emaneti vereceğim bir ehile ulaşacaktır. İnşallah. Mutlaka, inşallah. Biz evet. de dokunmuş olduk bugün. Evet. Bu vesileyle. Hocam bu Manol'ün çocuklar için tasarladığı bir proje mi? Sevgili Enver Mete o şöyle. Şerif Muhittin Targan çocukken evde gizli gizli ud çalıyor. Babası yasaklıyor musiki ile meşgul olmasını. O da bir marangoza yaptırdığı tahta üzerine gerdirdiği tellerle dolabın içinde çalışıyor ve sabahlara kadar gece çalışıyor mecburen. Fakat bir kalp çarpıntısı hasıl oluyor. Evde bir küçük araştırma yapınca efendim bunun uyumadığından kaynaklandığı anlaşılıyor çocuğun. Doktor Süleyman Numan Paşa geliyor. Bu teşhisi o koyuyor. Ve sonra babası Manol Usta'ya bu udu yaptırıyor. Ve evde ud çalmak artık yasal bir hale geliyor. Ve o kalp çarpıntısının ilacı o zaman bu. O ilaç bu olmuş oluyor. Ve biliyorsunuz işte ud yapımcılarının da piri Manol'dür. Manol'ün aktif olduğu dönem 1903 10, evet. 1905 evet. gibi tarihler olduğunu düşünürsek 100'ün üzerinde yaşı var. Aynen öyle. Şerif evet. Muhittin bir röportajında onun elindeki udla ilgili en eski udun olduğunu söylüyordu Yusuf Nihat'ın. Süleyman'ın Yazma Eser Kütüphanesi'nde onlara dokunma bakma fırsatım oldu. Ve Zeynel Abidin'in de udunu çok seviyor Şerif Muhittin. Dolayısıyla o yine ud yapımcılarıydı. Tabii ki sizin de sayacağınız gibi birçok usta yetişmiş ud sahasında. Ve burada da Onnik Usta'yı belki hocam tabii. Hatırlayabiliriz. Tabii. Kapıdağlı İlya. Kapıdağlı İlya. Çok Kirkor Kahya'yı anlıyor. Kirkor sayılabilir. Kahya var. İçerlerine fotoğraflarını da yapıştıran ustalar bunlar. Kapıdağlı İlya'nın. Ud'un içinde kendi vesikalık fotoğrafı evet. da vardır. Evet. Evet. Vasil, Beşiktaşlı Vasil. Evet. Çok kıymetli bir ud. Bu ud Şerif Bey'in 8 yaşlarındayken filan çaldığı ud. 1892 doğumlu olduğuna göre demek ki 1892 yapımı filan bu ud. Öyle yani. Yani 1902. O zaman 100'ün bayağı üzerinde olmuş oluyor. 1892'de doğduysa. Ha, evet. O 8-10 1902. Affedersin. 1902. Evet, tabii, tabii. Tabii bunların muhafazası kolay değil. Özellikle de kurda karşı ya da neme karşı tabii. değil mi? Onu da bir koruma standardı var. Tabii. Tabii. Bugüne döndüğümüz evet. zaman bizler de muhafazasını yaparken pencere kenarı özellikle şimdi dinleyenlere de buradan söyleyelim. Hani udu aldık nasıl muhafaza edeceğiz? Taşıması ayrı bir sıkıntı olabilir ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de
tambur kadar olmasa da hava değişimlerinden en çok etkilenen sazlar arasında sayabiliriz. Ben hep şöyle söylüyorum öğrencilerime, insanın yaşadığı yerde onu da yaşatın diyorum. Siz nerede, siz kalorifer peteğine yaslanıp bir gece geçirebilir misiniz? Geçiremezsiniz. Yani bu hangi ortam, hava dengesinde sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyorsa bunları da o şekilde barındırın. Rutubet, kalorifer yanı, soba kenarı, güneş ışığının altı veya çok soğuk rutubet. Bunların hepsi insanın yaşaması için uygun olmayan ortamlar. Bunu da aynı şekilde düşünebilirsiniz derim, öyle tavsiyeler bulunuyor. Geçtiğimiz senelerde Zürih'teki bir konser sonrası bir mühendis yanıma geldi. Hocam dedi, ben udun kılıfına ve bütün enstrümanların kılıfının içine konabilecek bir şey geliştirdim dedi. Küçük böyle bir cihaz geliştirmiş. Üzerine bir sıvı damlatıyorsunuz ve 3-4 ay o şeyin, sazın nemini, sıcaklığını, her şeyini, ama bu oradan, o kutudan çıktı geldi. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi olmuş. Çok evet. Güzel. Daha sonra konuşuruz onun detaylarını. Zaten çok da sağlıklı gözüküyor. Yani evet. Hem maşallah cilası diyelim, hem ön tarafı. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi hocam, sesini duyma diğer şansımız olur mu acaba? Tabii ki, memnuniyetle. Memnuniyetle. Keyif duyarız hocam. Tabii. Şerif Muhittin Targa'nın Çocukluk Udu'yla Kanatlarım Olsaydı isimli eseri seslendirmeye çalışacağım. Udun klavyesi ve boyu biraz küçük olduğu için icrada da zaman zaman zorluklar oluyor. Affınıza sığınırım. Bir arkadaşı Çin'e çağırıyor Şerif Muhittin Bey'i, ama o zamanın şartlarıyla gitmesine imkan yok. Ancak diyor, kanatlarım olsaydı gelirdim. Onun üzerine nazire olarak bu şarkıyı, bu eseri besteliyor. Sağlık. Teşekkür ederim. Bu eserle ilgili küçük bir bilgi verebilir miyim? Tabii mi? Memnuniyetle. Kanatlarım Olsaydı diyor Şerif Muhittin Targan. Açıkçası bütün büyük müzisyenlerin öykündükleri, ilham aldıkları bazı sanatçılar olabiliyor. Bununla ilgili tesadüflerin karşılaştırması diyelim, karşımıza çıkan bir bilgiyle aslında Şerif Muhittin'in bu eseri kimden öykündüğüyle ilgili Şerif Muhittin kitabımın içerisinde bu değerlendirmeyi yaptım. Eserleri karşılaştırdım. Barok bir besteci var. Ve eserini dinlediğiniz zaman ismi Kuku. Ve guguk kuşu demek. Bir tanesinde kanatlarım olsaydı bir kuş. Bir tanesinde de guguk kuşu. Ve bunu dinlediğiniz zaman bu yeni bir aslında bir bilgi oldu bizler için de.
bu kadar binlerce eser arasında karşımda çıkması tabii ki bu büyük bir lütuf oldu. Böyle bir bilgiyi de sunmak isterim. Çalışmada çok memnun oldum. Yer alıyor. Çok Arif Nihat Asya'nın da çok güzel bir şiiri var. Kanatlarım Olsaydı ile ilgili de. Bunu da bilgilerinize sunarız. Teşekkürler. Sağ ol. Bu dönemden sonra ben yine konuya devam etmek için girdim araya müsaadenizle. Rica ederim. Bu süre Şerif Muhittin Targan'a geldik. O süreçten sonra 20. yüzyıl döneminde artık ses kayıtlarının mümkün olması, yani bu delillerin bize kadar ulaşabilecek duruma gelmesi vesilesiyle artık iş biraz daha ispata açık oluyor. Yani ustaların kayıtlarını, üsluplarını daha doğrusu anlama fırsatımız da oluyor, değil mi? Yani Nevres Bey'in, Targa'nın yine bu şekilde, siz öğrencilik zamanlarınızdan da bahsetmiştiniz az önce arkada. Bizler metodolojik çalışmaları çok fazla edinemedik. Ustaları dinleyerek, onları taklit ederek, onlar gibi yapmaya çalışarak bir şekilde ses kayıtlarıyla meşkettiniz. Kendilerini görmeseniz bile. Aslında burada bir başka bir dönem vardı burada. Bir eğitim dönemi vardı. O ses kayıtlarına ulaşma şansınız oldu. Şimdi bizim de var. Hatta bu teknolojiyle daha iyilerine, daha temizlenmişlerine, daha anlaşılabilir hallerine de ulaşma şansımız var. Eğitim konusuna gelecek olursak, daha doğrusu eğitim demeyeyim de biraz daha batıya yönelik, yani Türk müziğindeki yazılı kaynakların artışı ne şekilde, nasıl olmuştur? Ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Sizin konservatuvardaki hocalık tecrübeleriniz de burada çok önem arz ediyor. Sevgili Enver Mete, aslında biz de o konuda şanslıydık. Ben 65 yaşına geldim bugün. O dönemde maalesef, yani mesela Ud'da Kadir Şençalar'ın metodunu takip etmek söz konusuydu. Arap Udisi'nden birebir neredeyse alınma bir metot idi. Çok fazla istifade edemedik. Şerif Muhittin Targa'nın elimizdeki notalarının parmak işaretlerinden başka hiçbir icrasını o zaman görmek mümkün değildi. Hatta ben şaşıracaksın bilen, elimdeki kayıtta dügah sesi üzerine çalınmış bir koşan çocuk bulup koşan çocuğu dügah üzerinden çalışmıştım senelerce. Sonra konservatuvardaki öğrencilerden gördüm rast üzerinde çalınmış olduğunu. Bu bakımdan bizler şöyle şanssızlık, Ud'u birebir öğreneceğimiz hoca yoktu o zaman. Henüz hocalar da kendini geliştirmemişti. Mesela Yorgo Bocanos'un öğrencisi yoktur. Evet. Bazı hocalar da kıskançtı yani. Şerif Bey, ben 8-10 yaşlarındaydım vefat ettiğinde. Mümkün değildi onu dinlemek, icra etmek. Ama sonraları... Ben konservatuvarda 1984 yılında hocalığa başladığımda Mutlu Bey'in metoduyla tanıştım. Yani Cüneyt Bey'in de metodu vardı ama hala basılmadı. Hala basılmadı. Ve samimi olarak söyleyebilirim, ben hocalığımı Mutlu Bey'in metodunda öğrendim. Hem de ilk fotokopili zamanıydı daha o zamanlar. Yani Mutlu Bey'in metodu gerçekten çok disiplinli, hem Batı hem Türk müziği tekniğine göre yazılmış. Bazı eksikleri, bazı hatalı tarafları var. Bunu Mutlu Bey'le karşılıklı yüz yüze de konuştuk zamanında. Yani bazı etütlerin, teknik etütlerin yerlerinin değişmesi, öne alınması, bazı parçaların sona alınması vesaire, doateler gibi sıkıntılar, bunlar konuştuk kendisiyle. Bilmiyorum, bu konuda senin de görüşlerin vardır mutlaka sizlerin de. Ama söylemek istediğim bu konuyla ilgili, gerçekten İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimin, şimdi burada gurur vesilesi sizlerle de bu programı yapmış olmamız çok büyük bir atılım sağladı. Hem enstrüman konusunda hem nazari ve akademisyen yetiştirme konusunda, bu bakımdan sizler bizden daha şanslısınız. Evet, evet. Hocam söyleyeceğim bir şeyler var mıydı aslında bu konuda? Aslında o biraz önce kayıt teknolojisiyle ilgili bahsetmiştik ya, hocamın meşkini dinlediği kayıtlar üzerinden yapması. Bununla ilgili de aklıma hemen Neyzen Niyazi Sayın'la Necdet Yaşar hocamızın Cemil Bey'le olan muhabbetleri geldi. Yani günlerce
tabii Niyazi Hoca'nın babasının Cemil Bey ile de tanışıklığı, bu da ayrı bir konu. O plakların aracılığı aslında belki dinleme aracı olarak kullanılıyor ama ses aktarıcısı olarak da tabii. Onunla birebir yüz yüze değil ama o modeli bir ekolleştirme, bir okul olma birimini Necdet Hoca'yla ve diğer üstadlarla böyle de bir plakların aslında ne kadar eğitimde önemli bir işleve sahip olduğunda altını çizebiliriz. Yani o efsane ikilinin 70'li yıllarda yaptığı o kayıtlar bizlerin ocağıydı yani, musiki tabii. Ocağıydı. Gece tabii. Onlarla uyuyorduk. Tabii. Gerçekten Cemil Bey'den oraya ve ve bilen bak şunu da söyleyeyim. Bazı udilerin yahut bazı sanatkarların kayıtlarının günümüze gelmemesinde ben neden mesela Şekerci Cemil Bey demiştin demin, neden kaydı yok diye kendi kendime sormuşumdur. O da bir virtüöz udiymiş. Eserlerinden de belli. Refik Talat Bey'in de yoktur bir kaydı. Bir gün Cemil Bey'le Tamburi Cemil Bey'le Şekerci Cemil Bey bir meyhanede oturuyorlar. Cemil Bey'in malum hasleti, alışkanlığı vesilesiyle ve gürültü içinde, sigara dumanları içinde Cemil Bey'in bir plağı çalıyor. Tamburi Cemil Bey'in. Şekerci Cemil Bey ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Adaşım diyor, niye ağlamayayım diyor. Senin gibi dünya çapında bir efsane diyor. Şu mekanda diyor. Tambur çalıyor diyor, şu sefil insanlara bak diyor, kulaklarını verip dinlemiyorlar. Ben bunun için işte ses kaydımı vermedim taş bile. Kim bilir nerelerde çalınacak. Düşünebiliyor musun anlayışı, zihniyeti? Bir de tabii teknolojiyle de doğru orantılı da gittiği için belki Ali Rıfat Çağatay gibi Şeker Cemil Bey de 1867-69 doğumlu oldukları için kayıt teknolojisi de Cemil'in 1905'ler, 6'larda başlamasını düşünürsek. Ama Nevres Bey'i hesaplarsak evet. 1873 doğumlu Nevres Bey'in kayıtları var. Evet. Bu tekrardan şeye döneceğim ben konuya. Mutlu Bey'in bu konusuna döneceğim, metodoloji konusuna. 76'da konservatuvarın kurulmasıyla birlikte aslında Türk müziğindeki bu meşk sisteminin, meşk aktarımının yanına bir müfredat, bir akademik yolda getirmesinin imkanı açılıyor. Tabii bu sistemde, bu konservatuvarlaşma sisteminde Mutlu Hoca'nın zaten hani yaşayışı itibariyle metodolojik bir insandır. Hani bu düşünceleri her yönüyle karşı tarafa aksettirir. Belki zannediyorum ki yemeği de öyle yapıyordur. Belki çünkü sohbetleri de öyle o manada çok değerli, çok kazançlı olduğumu düşünüyorum ben. Çünkü 2090'lı yılların sonundan halen daha sürekli hocanın yanındayım. Doktoradan yüksek lisansa sürekli tezlerimin başında onun kanatları altında yaptım. Bu metodoloji konusuna attığı imza ile aslında pek çok metodun da metodunu çizmiş de oldu. Hani ben çok duydum farklı enstrümanların metot yazarlarının ben Mutlu Torun kitabına, Mutlu Torun'un ut metoduna bakarak bir metot oluşturup da işte şu metodu yazdım yolu çizdiğini çok şahit oldum, duydum. Bizler de üniversitede malum konservatuvarımızda çalıştığım dönemde Mutlu Hoca'nın metoduyla aslında benim de hocam oldu. Yani bu metodu geçme, onun diliyle konuşabilme. Çünkü müzik bir eğer araçsa ve dilse hem yaşayan hem icra eden bir üslupla Mutlu Hoca bunu kendi yaşamından deneyimleyerek de ortaya koymasından kaynaklı. Bu metodun başarısı ve devam edeceği aslında buradan nicelerinin ortaya çıkmasını da sağladı. Bu konuda sizi de tebrik ederim. Metot insanlara, ut çalanlara en azından bir kılavuzluk, bir rehberlik adı altında bir alıştırma kitabı. Aslında şöyle, insanın metot yazmasının sebebi derslerde yaşadıklarının ve eksiklerinin, başına gelenlerinin şimdi ne yapacağız, şimdi ne yapmalıyım derdine düştükten sonra o zaman şunu yazmalıyım. Bir reçete ihtiyacı olan talebeye bir reçete yazma gayretiyle yapılmış bir şey, metot yazmak aslında. Yani kendi derslerimde ne yapmalıyım derdine düştükten sonra yazdığım bir şeydi metot. Tabii ki yine Mutlu Hoca
benim önümden giden olarak hep onun kontrolü altında. O acaba nasıl olurdu? Acaba bu öğrencinin karşısında Mutlu Hoca olsaydı nasıl bir yol izlerdi düşüncesiyle hep oluşturduğumuz çalışmalardı. Sağ olsun hoca çok destek oldu. Bu arada az önce söylediğiniz gibi Mutlu Torun Hoca bu tür eksiklikleri ona söylememize de çok memnun olurdu. Tabii müsaade eder. Hep de öyledir zaten. Lütfen bana söyle, lütfen ne yapmamız gerekir? Çok açık fikirli bir adamdır. Evet. Dilerseniz onun bir videosuna bağlanalım mı? Tabii. Ondan da bir parça dinleyelim mi? Bir şeyi göz ardı etmeyelim, memnuniyetle tabii ki dinleyelim. Bir şeyi göz ardı etmeyelim. Türk müziğinde çok başarılı olmuş insanların başarısının bir sebebi de Batı müziği eğitimi ve kültürü almış. Evet. O disipline bakın. Nobar Tekyay mesela. Hı hı. Münir Nurettin Selçuk şan dersleri için, eğitim için gitmiştir. Udi Nevres Bey Almanya'da armoni eğitimine gitmiş. Evet. Yani bu virtüözlerin temelinde. Şimdi Mutlu Bey de gitar çalıyor her şeyden önce. Çok iyi bir gitarist. Bu bakımdan o iki musikiyi birbiriyle, yani bir vibrato mesela bakıyorsunuz, hem gitar vibratosunu gösteriyor, hem vibratosunu. Bu çok önemli. Evet. Başarısı burada bence. Dünyadan haberdar olma meselesi bu aslında. Evet. İzleyelim. Ud eğitimi ve metot konusunda neler söyleyebilirim? Önce müziğin bir dil olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii ki sanat, tabii ki matematiği var, her şeyi var ama belki de hepsinden önce müzik bir dildir. Bazı şeyleri karşıya anlatma, ifade etme, yorumlama işidir müzik. Dolayısıyla dil olduğu için en iyi eğitim İnsanların dilini öğrendiği gibi burada da görerek, dinleyerek insanların müziğe adım atmalarıdır. Dolayısıyla bunun adı da bizim asırlardır eğitimimizin ana noktası olan meşk sistemidir. Ve onun üstünlüğü hiçbir zaman bozulmayacaktır. Ama gelişmeler içinde Avrupa'da asırlar boyu bunun yanında mutlaka hocayla karşılıklı eğitimin dışında metotlar yazılmaya başlandı. Ve her metot kendinden önce yazılmış olan metodu veya metotları görerek ona göre kendine başka bir yol çizdi. Boş bulduğu alanlarda yaptı. Bazısı pratik, işte bazısı daha geniş, bazısı teorisi çok olan falan metotlar yapıldı. Bizde ise en şanslı olan enstrüman uddur. 1900 yılında Hafız Mehmet'in bir ud metodu var. Sonra Ali Selahi Bey'in metodu var. Daha sonra Fahri Kopuz'un küçük bir risalesi var. Şerif Muhittin Targa'nın iki farklı zamanda yaptığı metotları var. Ondan sonra Kadir Şençalar'ın çıkardığı bir metot var. Onda ama Cemil Beşir'in metodundan çok alıntılar var. Bütün bunlardan sonra Cinuçen Tanrıkorur'un hazırladığı, 1970'lerde hazırladığı, 70-71'lerde hazırladığı UD metodu hepsinden daha, nasıl söyleyeyim, daha Avrupa iyi mi diyeyim yoksa daha gelişmiş bir metot idi. 1976'da konservatuar açıldı. Türk Müzik Konservatuarı, bugün İTÜ'ye bağlı olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı. Orada ben UD hocası olarak başladım. Cinuçen kabul etmedi ama dedim ki ya senin yazılmış metot var, ondan da verelim. Ben de egzersizler yapayım. Sonra Cinuçen dedi ki birkaç ay sonra ben dedi notalarımın yazılmasını isterim, fotokopi çekilmesini istemem dedi. O zaman ondan vazgeçtik, hep ben yazmaya başladım. Sonra bir dönem geçti. Ondan sonraki yılda ben eski dönemi biraz daha düzeltip yazdım. Daha sonraki dönemlerde her birinde, her yeni gelen sınıfın dışında eski sınıfları tekrar tekrar düzelterek götürdüm.
Dolayısıyla bir özelliği benim metodum yaşayarak ve uygulayarak hayata geçmiş olmasıdır. 76'yı başlangıç dersek 1993 yılında yayınlandı. Zeki Yılmaz yayınladı. Çok baskılar yapıldı. Ondan sonra 2019 veya 19'da galiba yeni düzeltmelerle başka bir yayın evi Portemen yayınladı. Metodun özelliklerinden biraz bahsedeyim. Bir defa konuları ayırmak lazım. Birincisi bilgi. Hem nota ile ilgili bilgiler hem de ut ile ilgili bilgiler. Re'dir, mi'dir, dörtlüktür, sekizliktir. Udun şurasından bu sesi elde edersin, mızrabı böyle vursun. Bütün bunlar aşağı yukarı bilgidir. Nereden çıkacağı, ne kadar zamanda yapılacağı. Onun dışında bunların yapılabilmesi, hayata geçmesi için hareket gerekiyor ve duruş ve hareket gerekiyor. Bu da teknik, ut çalma tekniğidir. Ama bir daha üstteki bir kısım var ki o da müziğin canlanması için, yorumun yapılması için gereken şeyler. Nüanslar, vurgular, başka şeyler. Gerçi onların tekniği de var. Metodun son kısmında da teknik ve bazı önemli konular var. Mesela Türk müziğinde akort ve transpoze, taksim konusu, nota dışı icra konusu, bunlar da son derecede hayati konular. Metodun başından beri giden bu üç tane konu, bilgi, teknik ve yorum ile makamlar, usuller bittikten sonra bir teknik bölüm başlar. Onların iç içe gitmesi lazım. Ancak bu kadar zamana sıkıştırabildim. Kolay gelsin arkadaşlarıma. Hocamıza teşekkür ederiz. Kendisi videosuyla bugün aramızda oldu. Bu udların bu güzel sesleri vermesine sebep olan yetenekli ustalar var. Yetenekli ut yapımcıları var. Hem tarihte de az önce bahsettiğimiz gibi şu an aramızda olmayan ustalar, bir de genç nesil var ki şu anda hem günümüz teknolojisini hem de kendi becerilerini ortaya koyarak çok ciddi eserler üretiyorlar. Yani birini çalıyoruz çok güzel, öbürünü çalıyoruz o daha güzel. Yani seçmesi çok zor olan bir yelpazenin içerisindeyiz. Her ustanın farklı bir rengi, her ustanın farklı bir lezzeti, tınısı, performans demeyeyim aslında bir konforu var. Bu durumda hepsine buradan sağlık sıhhat diliyorum. Çok özel işler çıkartıyorlar ki mümkün olduğu kadar getirmeye çalıştık. Herkes bu sahneye de sığdırabildiğimiz kadar. Faruk Usta burada. Faruk Türünz. Faruk Türünz burada. Ali Nişadır burada. Ali Nişadır burada, özür dilerim. Evet, Ramazan Celay. Ramazan Celay burada. Ki onun hocası Mustafa Copçuoğlu var. Mustafa Copçuoğlu burada. Burada değil, özür dilerim. Yani burada değil de bu kadar aramızda. Aramızda. Ama otun ustalarını çalıyoruz. Özgür Çekiç var yine. Evet. Onun abisi var. Aslan Çekiç var. Aslan Çekiç. Ankara'da Sabri Göktepe, Ender Göktepe. Rahmetliler. Ne kadar güzel onların da utları var. İzmir'de Barış Yaşar Karatekeli var. Karatekeli. Tabii burada çok hem güzel, bir taraftan da şöyle bir dipnot yapalım. Kötü tarafı da şu, aynı anda bütün ustaların da utlarına sahip olmak istiyoruz. Evet, yani bizim için hani bazen düşünülebilir. Ben ut almak istediğimde babam böyle demişti. Ya bir udum var. İkinci ut, ikinci oldu, üçüncüye ne gerek var gibi. Ama ruhumuz hepsinde başka bir hayat buluyor. Tabii. Değil mi? Bu hepsinin da rengi farklı. Ayrı çocuklar gibiler. Ne güzel. Şimdi İsmail Hakkı Fencioğlu var mesela genç nesilden. O da çok güzel utlar yapıyor. Evet. O da çok güzel. Hepsine isimlerini de hatırlayamadıklarımızdan diliyoruz. Elimizdeki utları getirmeye çalıştık. Acaba utlar icra ile birleştiğinde nasıl sesler çıkar diye deneyelim mi? Evet. Mete Hocam. Son olarak sanıyorum vaktimizi de kısıtlı doldurduk Dilerseniz kapanışı şöyle yapalım. Müzikle yapalım. Hemen burada bir parantez açmak isterim. Çalacağım eser öncesinde sizden eğer bir taksim alabilirsek çok sevineceğim. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Eserle ilgili şöyle bir bilgi vermek isterim. 13
Aralık 1928 Şerif Muhittin New York'ta Town Hall konser salonunda repertuarına şimdi çalacağımız eseri almış. Ha bu şu ana kadar neden çalınmadı ya da notası neden bulunmadı diye sorabiliriz ki diğer eserlerinin notası var. Açıkçası yazma eser kütüphanesine Safiye Hanım'ın bağışladığı matbu evrakların içerisinde bir yerde orada buldum. Öyle söyleyeyim. An Arabian Old Dance diye yani eski bir Arap dansı Şerif Muhittin'in nitelemesi. Konser repertuarı hem doğuyu hem batıyı birleştirmiş. Bir violonsel Beethoven, Bach var ve diğer tarafta da şimdi çalacağımız eser var. Öncesinde güzel bir taksim dinlersek açıkçası çok mutlu olacağız. Memnun olurum. Bu eser dinleyicilerimiz kadar beni de çok enterese etti. İlk defa dinleyeceğim çünkü. Beni de çok heyecanlandırdı. Evet. Thank you.